Bağırmayan Anneler, Hatice Kübra Tongar. Anneler bana öfkelerinden bahsettiklerinde farkında olmadan birden gelmeyip yavaş yavaş büyüyen bir duygu durumunun resmini çizerler. 40 kere söylüyorum, yapmıyor, sonunda çıldırıyorum demek. 40 kere söylerken öfkem kontrol altında ama 41. de artık kendimi tutamıyorum demektir. Öfkenin seyri gerçekten böyledir. Ufak bir mide yanması, kalp sıkışması, kasların kasılması, terleme gibi işaretlerle başlar ve eğer kendimizi sakinleştirmezsek gözüm dönüyor, o anda ne yaptığımı bilmiyorum dediğimiz seviyeye gelir. Bu bağlamda öfkeyi kontrol etmenin ilk adımı öfkenin geldiğini fark edip hiçbir davranışta bulunmadan önce çocuğumuzla aramıza mesafe koymaktır. Biz çocuk diyoruz ama yetişkin iletişiminde de durum aynıdır. Bunu yapmak için de ortamı değiştirmek ve kendi sükunetimizi sağlayacak şeylerle meşgul olmak en iyisidir. Birçok anne gözü dönmüş bir öfkeye kapılıncaya dek önlem almaz. Ne yazık ki sonuçta da bağırmaktan kızarmış bir surat, şiddet ve acıyan kalpler olur. Oysa bir anne kızdığı an çocuğuyla arasına mesafe koysa ve ortamı değiştirse iki şeyi sağlamış olacaktır. İlki, çocuk annesinin kızdığını fark edecek ve yaptığı davranışın yanlışlığı üzerine düşünme fırsatı bulacaktır. İkincisi ise, anne kendisini kızdıran olayla aklı selim bir duruşla yüzleşmek ve gereğini yapmak için sakinleşme zamanı kazanmış olacaktır. Biz ebeveynlerin temel algısı, hemen müdahale etmeliyim üzerinden gider. Kriz yaşarız ve o anda karar vermeye çalışırız. Oysa öfke gibi bir kriz anında durmak, sakinleşmek ve sonrasında olayla yüzleşmek en doğru harekettir. 10 yaşındaki oğlum Enes futbol oynamayı çok sever. Ben de oynayabilmesi için elimden geldiğince ona alan açmaya çalışırım. Evimizde az eşya olması, kırılacak eşyaları ortadan kaldırmamız, çocukların odasına ranza alıp oyun alanını genişletmemiz gibi tedbirler, özünde her iki çocuğumuzun da evin her odasında rahatlıkla oynayabilmesini istememizden kaynaklanır. Yalnız ev içinde önemli bir kuralımız var. Salonda ağır topla futbol oynamak yok. Çünkü aynaya, televizyona ya da içindeki çiçeklerimizin olduğu saksılara çarpabilir ve zararlı olabilir. Geçtiğimiz hafta Enes'i elinde meşin topla salona girerken gördüğümde tek bir şey söyledim. Oğlum, kuralımızı biliyorsun, salonda top oynamak yok. Tamam der gibi başını sallayınca ben de kendi işime döndüm. Ta ki 2 dakika sonra salondan gelen cam kırılma sesiyle irkilene dek. Salona gittiğimde yan yana duran saksılardan ikisi tuzla buz olmuştu. Yerler toprak içindeydi. Çiçeklerimizden birinin dalı kırılmış, diğerinin çiçekleri dağılmış durumdaydı. O manzarayı görünce öfkelendim. Hem de çok. Enes'e dönüp hemen odana git dedim. Amacım kırıcı bir şey söylememek adına zaman kazanmaktı. Tabii ki bir de enkazın içinden kurtarılabilecekleri kurtarmak. Seramik vazonun keskin parçalarını çöpe attıktan sonra Enes'in yanına gittim. Gözlerine bakıp, kuralımızı biliyordum. O kural böyle bir şey yapmamam vardı dedim. Özür diledi, kendini tutamadığını söyledi. Bir daha olmayacağına söz verdi. Ben çocukların yaptığı hatanın sonucunu yaşamalarını ve pişmanlıklarını hissetmelerini önemserim. Çünkü bu şekilde doğruyu bulabilirler. Bu tarz olaylar sonrasında bir çocuk için annesinin kızdığı şeyin kendisi değil, davranışı olduğunu anlaması da oldukça önemlidir. Nitekim hiçbir anne bir saksı kırıldı diye çocuğundan nefret etmez. Ama saksıyı kıran yanlış davranıştan nefret etmemizde bir sorun yoktur. Beraberce çiçeklerimizi boş yoğurt kovalarına ektik. Sonraki günlerde Enes'in harçlığından kesilmek kaydıyla yeni saksılar aldık ve çiçeklerimizi o saksılara geçirdik. Oğlum bu olayda kurallara uymanın önemini, hatasının bedelini ödemeyi ve bir öfke anında yapıcı olmayı öğrendi.
Öfkemin bağırarak ifade etmiş ya da çocuğumu dövmüş olsaydım, inanıyorum ki bu derslerin biri bile alınmış olmayacaktı ve yine ilk kriz anında acelece bir söz söylenmiş ya da yanlış bir davranışta bulunulmuş olsaydı, muhtemelen öfkeyle kalkanın nasıl zararla oturduğunu yaşayarak görmüş olacaktık. Bu yüzden öfkeyle baş etmenin ilk adımı durmaktır. Öfkeyle baş etmenin ilk adımı durmaktır. Öfkeyi soğutmak ve sakinleşmek için kendimize zaman tanımaktır. Bu noktada bazı anneler, ben ortam değiştirsem de öfkem geçmiyor, içeri odada kendi kendimi yiyip bitiriyorum, hatta daha da öfkeleniyorum derler. Bunun nedeni ortam değiştirdikten sonra sakin olmaya değil, öfkeli olduğunuza odaklanmanızdır. Çünkü şu an çok öfkeliyim, gitti güzelim saksılar, ya televizyona gelseydi, bak görüyor musun, hiç söz dinlemiyor bu çocuk diye düşüncelere gitmek, bırakın öfkenizi söndürmeyi, bilakis daha da alevlendirir. Ortam değişikliğinin ardından yapmamız gereken şey, dikkatimizi dağıtmaktır. Bunu 50'ye kadar sayarak, sevdiğimiz bir şarkıyı mırıldanarak, sohbeti bize iyi gelen bir arkadaşımızı arayarak, Kur'an okuyarak, abdest veya duş alarak yapabiliriz. Bu süreçte derin nefesler alarak öfke anında hızlanan nefesimizi normale döndürebiliriz. Sadece doğru yapılmış bir nefes kontrolü bile öfkenin sakinleşmesi için bize ihtiyacımız olan zamanı tanıyacaktır. Yıllar önce bir hocamız, kriz anında karar vermeden, konuşmaya başlamadan ve herhangi bir davranışta bulunmadan önce kendimize 3 derin nefes alma zamanı tanıyın. Eğer 3 derin nefes alır ve sonra karar verirseniz, görürsünüz ki ilk anda alacağınız her karardan daha doğru hareket etmiş olursunuz, demişti. Annelik seyrimde sıklıkla kullandığım bu tekniğin hep faydasını gördüm. Çünkü biliyorum ki öfke anında doğru karar vermem veya doğru davranmam oldukça zor. Bu yüzden yanlış bir şey yapıp günlerce vicdan azabı çekmektense kendimize 3 nefeslik alan açmak daha akıllıca. Bir arkadaşım yıllar önce şöyle bir anısını paylaşmıştı. Ramazan ayıydı, iftara misafirimiz gelecekti. Sabahtan beri temizlik, yemek, hazırlık derken çok yorulduğum bir koşuşturmanın içine girdim. Mutfakta son hazırlıkları tamamlıyordum ki 5 yaşındaki kızımın sesinin çıkmadığını fark ettim. İçimden eyvah muhtemelen bir şeyler karıştırıyor diye düşünerek korkuyla içeri gittim. Bir de ne göreyim, haşhaş poşetini almış ve tüm koltukların, halının, sehpanın üzerine haşhaş tohumlarını serpmiş. O an kan beynime sıçradı. Az sonra misafir gelecek ve benim alelacele tekrar süpürgeyi almam gerekecekti. Tam kızıma bağıracaktım ki kendimi zor da olsa durdurup göz hizasına eğildim. Yavrum, biliyorsun birazdan misafir gelecek. Neden bunu yaptın diye sordum. Masum bir tavırla gözlerime baktı ve hani sen pastaların üstüne süs döküyorsun ya, ben de misafir için evimize süs döktüm. Süsledim anne, dedi. O an çocuğuma gereksiz yere bağırmadığım, onu pataklamadığım için şükrettim içimden. Çünkü beni üzmek için değil, evi süslemek içindi bu davranışı. Beni üzmek için değil, evi süslemek için bu davranışı yapmıştı. Bununla birlikte çocuklar dünyaya ahlaki normları ve kuralları bilerek gelmezler. Bunu bizden öğrenirler. Bu süreçte de olabildiğince çok deneme yanılma evresi geçirirler. Anne babalar olarak bu süreçlerde çocuğumuza rehberlik etmek, doğruyla yanlış arasındaki ayrımı yapabilmesi için fırsat vermek, her gelişim dönemi içinde ihtiyacı olan ilgi ve sabrı ona sunmak bizim ebeveynlik görevimizdir. Nitekim atalarımızın dediği gibi bir musibet bin nasihatten değerlidir. Eğer evimizde 40 kere söylüyorum yine yapmıyor cümlesi fazlaca kullanılıyorsa bunun nedeni çocuğumuzun deneyip yanılmayı deneyimlemesine ortam sağlamadığımız içindir.